Merhabalar, ben Abdullah Çoşkun. ABK Teknik'te uygulama mühendisi olarak çalışmaktayım. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte SOLIDWORKS Composer içerisinde bir dosya açarken karşılaşılan Composer SOLIDWORKS Plugin DLL hatasının çözümünü ifade etmeye çalışacağım. İlk olarak Composer programı içerisine geri dönüş yapalım. Şimdi burada dosya aç diyerek mevcuttaki konuma ilerleyerek buradan Composer içerisine aktarılacak SOLIDWORKS dosyasını seçiyorum. İlgili dosyayı seçtikten sonra aç diyerek bunu Composer içerisine aktarmaya başlıyoruz. Burada otomatik olarak bir converter devreye girecek. Parça ilk başta SOLIDWORKS'ta açılacak ve daha sonra Composer içerisine aktarılabilecek bir şekilde ayarlanmış olacak. Parçayı açarken bu şekilde bir hatayla karşılaşıyoruz. Hatayı incelediğimizde SOLIDWORKS Composer Plugin DLL dosyası kayıt defterine düzgün bir şekilde kaydedilmemiş. Bundan dolayı bir problemle karşılaşıyoruz. Açılan pencereyi tamam diyorum ve dosya çevrilemedi şeklinde bir hata alıyorum. Composer'a geri döndüğümüzde de dosya isim olarak geliyor ama içeriği boş bir şekilde burada görüntülenmiş oluyor. Şimdi bu hatayı nasıl gidereceğimizi birlikte inceleyelim. İlk başta başlata tıklayarak CMD yazıyorum ve komut istemcisini burada yönetici olarak çalıştırıyorum. Şimdi burada ilgili DLL dosyasını çalıştırmam gerekiyor. Windows gezgini içerisine geri dönüş yaptığımda da C Program File SOLIDWORKS Corporation içerisinde ilgili kısma gittiğimde burada SOLIDWORKS Composer Plugin DLL dosyasını görüntüleyebiliyorum. İlk başta buradaki lokasyona komut yöneticisi içerisinde ilerlemem gerekiyor. Buradan gelip CD boşluk ve dosya yolunu yapıştırıyorum. Ve artık burada bulunan klasör yolu içerisindeki bir dosyayı seçebilirim. Bu dosyayı kaydetmem için RexCBR 32 diyorum ve boşluk tuşuna basıyorum. İlgili DLL dosyasının ismini buraya girmem gerekecek. Eğer ki dosya ismi hani uzunsa ve bir hata yapmak istemiyorsanız da buradan yeniden adlandırma seçeneği vasıtasıyla dosya ismini de kopyalayabiliriz. Bunu kopyaladıktan sonra komut yöneticisine gelip Ctrl V tuşuyla ilgili DLL dosyasının ismini buraya eklemiş oluyorum. Ve ardından klavyeden Enter tuşuna bastığımda buradaki DLL dosyası başarılı bir şekilde eklenmiş oluyor. Ardından tamam diyerek buradaki kısmı kapatıyorum. Tekrardan Composer içerisine geldiğimde dosya aç seçeneğine tıklıyorum ve ilgili SOLIDWORKS dokümanını tekrar seçiyorum. Ve Composer içerisinde bu dokümanı açıyorum. Bu şekilde yaşamış olduğumuz hatayı gidermiş olduk ve parçamız başarılı bir şekilde SOLIDWORKS Composer içerisine aktarılmış oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.